stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran. Sayın Taşkıran hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Atatürk'ü anma haftasındayız. Gerçekten 78 yıldır özlüyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Lloyd George'un tabiriyle yüzyıllar nadir olarak dahiler yetiştirir. Bu talihsiz, şu talihsizliğine bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu diyor. Dahimizi uğurlamanın 78. yılında hüznünü yaşıyoruz. Ne diyeceksiniz hocam? Efendim sizin VTR'de gösterdikleriniz zaten bu meseleyi bana sorarsanız net bir biçimde ortaya koyuyor. Çok güzel yakalamışsınız, çok güzel tespitleriniz var. 2016 yılı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 78. yılıdır. Ama şunu büyük bir açık yüreklikle söylememiz lazım. Bu yılki anmalar diğer yıllardaki anmalardan çok daha katılımlı, çok daha coşkulu olmuştur. Hem de neredeyse dünyanın dört bir tarafından Atatürk'ü anma programları, haberleri geliyor. İşte siz programınızda verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Kosova'ya kadar, Kıbrıs'tan Orta Asya'ya kadar. Dünyanın her yerinde bu büyük lideri anma toplantıları düzenlenmiştir. Bu Türkler için, Türkiye için gurur verici bir şeydir. Bundan gururlanmamız lazım. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda yine Türkiye'nin her yanında anma programları düzenleniyor. Hem de öyle farklı yerlerde ki insan şaşırıyor. Dağın zirvesi gösterdiniz. Denizin kıyısı, yerin altındaki madenciler 9-5 gece kalkıp atalarını Atatürk'e, kendilerine bu vatanı, bu toprakları, bu hürriyeti sağlayana saygı duruşunda bulunuyorlar. Bunlar çok güzel şeylerdir. Metroda insanlar 9-5 geçe ayağa kalkıyorlar. Yolda giden otomobiller 9-5 geçe duruyor. Hepsi arabadan iniyor ve saygı duruşunda bulunuyorlar. Çalışan işçiler işlerini bırakıp saygı duruşunda bulunuyorlar. Uçaktaki yolcular, sosyal medyada yayınlandı evet. Bu. Uçaktaki yolcular 9-5 geçe uçakta hep birlikte ayağa kalkıp Mustafa Kemal Atatürk'e, liderlerine saygı duruşunda bulunuyorlar. Hakikaten 78. yılındaki anma programı çok coşkulu ve çok katılımcılıydı. Bu normal bir şey aslında. Neden? Çünkü bize cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimizi sağlayan ve bu topraklarda bağımsız, hür bir şekilde nefes almamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çabasıdır. Bunu hepimiz bildiğimiz için hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkıyoruz. Elbette bölücü bir grubu bunun dışında tutabilirsiniz. Marjinal bir grup vardır onun dışında tutabilirsiniz. Ama bunlar genel kaideyi bozmaz. Genel kaide Türk insanının Atatürk'le bir problemi yoktur. Türk insanı Atatürk'e sahip çıkmaktadır. Gösterdiğiniz olaylar bunun tamamen bir ispatıdır, bir delilidir açıkçası. Evet. Şimdi Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Mustafa Bey, herkesin ortak değeridir. Evet. Herkesin. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonunda yok olma noktasına gelmiş, bitmek üzere olan bir imparatorluktan yepyeni bir devlet ortaya çıkarmıştır. Ve bu devlet bağımsız bir devlettir, egemen bir devlettir, hür bir devlettir. Bağımsızlık zaten aynı şey oluyor. Çağdaş bir devlettir ve üniter bir devlettir. Bugün Türk'üm diyebiliyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayabiliyorsak, bu Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bir çabası sonucudur. Atatürk sadece ülkeyi kurtarmakla kalmadı. Ülkenin çağdaş hale gelmesi için, daha demokratik olması için bir takım tedbirleri de sağlığında almaya çalıştı. Demokrasi için yaptıklarını iki örnek verelim hepimizin bildiği gibi. 1923'te Cumhuriyet kuruldu, 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Yani çok partili sisteme geçecekler ki daha demokratik bir Türkiye ortaya çıksın. Evet. Bakın kuruluşunun birinci yılında ama o günkü şartlar buna müsait olmadı. O parti kapanmak durumunda kaldı. Vazgeçti mi demokratik Türkiye ülküsünden? Hayır. Yine devam etti mücadelesine. 1930'da en yakın arkadaşlarına yeni bir parti kurdurttu. Türkiye'nin meselelerini mecliste tartışalım diye. Serbest Cumhuriyet Fırkası hepimiz biliyoruz. Kendi kız kardeşini de o partiye üye yapmıştır. O partiye kaydettirmiştir. Ama maalesef o da Türkiye'nin gene o günkü şartlarından dolayı çok fazla yürümedi. Ama daha sonra çok partili sisteme de geçildi. Bugün demokrasimizde en azından Orta Doğu ülkelerine, Orta Asya ülkelerinin büyük bir kısmına baktığımızda örnek gösterilen, örnek alınan bir demokrasi olarak varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla bu Atatürk'ün
ve Atatürk'le beraber bu mücadeleyi yürüten arkadaşlarının büyük başarısıdır. Hepimiz ona minnet borçluyuz. Çok güzel söylediğiniz girişte. Her yıl daha çok özlemle anıyoruz. Keşke daha fazla ömrü olsaydı da daha farklı şeyler yapabilseydi diye içimizden geçiyor. Ama bunlar bizim elimizde olan, takdirimizde olan şeyler değildir. Evet. Her Allah-u Teala'nın herkese verdiği bir ömür vardır. O da ömrünü yaşadı gitti ama başarılıydı. Bunu mutlaka söylememiz lazım. Milli mücadeledeki cesareti takdire şayan. Şüphesiz. De, yani Samsun'a 9. Ordu Müfettişliği'ne gidiyor. Çok güzel. Orada şöyle bir kendisinin yazmış olduğu hatıratından alıntı yapmak istiyorum. Buyurun. 1919 senesi Mayıs'ın 19'u Samsun'a çıktım. Vaziyeti manzara umumiye, Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup harbi umumide mağlup olmuş şerati, ağır bir mütarekename imzalanmış, millet yorgun ve fakir bir halde. Yorgun ve fakir bir halde olan milletten bir ordu çıkartıyor. Çok ve doğru. O ordu bu ülkeyi tekrar kurtuluşunu sağlıyor. Çok ve daha sonra ya bu gerçekten herkeste olmayacak bir cesaretin doğru. eseri değil mi efendim? Kesinlikle öyle. Şimdi bir başka yerde gene buna benzer bir sözü var. Diyor ki ben 1919'un Mayıs'ın 19'unda Samsun'a çıktığım zaman elimde hiçbir maddi güç yoktu. Sadece Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran manevi bir güç vardı. Ben bu güce dayanarak ve bu millete dayanarak mücadeleye atıldım diyor. Mustafa Bey, milli mücadele normal şartlarda gerçekleşmemesi daha doğrusu başarılı olmaması gereken bir mücadeledir. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın galipleri ülkenizi işgal etmiş, ülkenizin hemen hemen dört bir tarafı işgal altında. Siz bu işgal altında size dayatılan bir barış görüşmesi var. O barış görüşmesini biz kabul etmiyoruz diyorsunuz ve yakındaki arkadaşlarınıza, milletinize güvenerek bir yola çıkıyorsunuz. Bu belki mümkün olabilir ama milletin şartlarını da görmezden gelmememiz lazım. Neden? Çünkü 1911'de Trablusgarp Harbi yaşadı bu millet. 1912-13'te Balkan Harbi'ni yaşadı. 1914-18'de Birinci Dünya Harbi'ni yaşadı. Ve her evden, her aileden erkekler savaşlara gitti. Dönen oldu, dönmeyen oldu. Hemen hemen her aileden dönmeyenler var. Esir olanlar var, şehit olanlar var. Artık millet bir yerde savaştan bıkmıştı. Kimse çocuklarını askere göndermek bile istemiyordu. İnsanların kafasında Mustafa Bey vatan kavramı değişmişti. Bakın Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış. Samsun'dan havzaya geçiyor. Havzaya geçerken bakıyor ki yaşlı bir köylü tarlasıyla uğraşıyor. Öküzleri önünde sabanın sapından yapışmış tarlasını sürmeye çalışıyor. Biraz da yorulmuşlar. Onunla sohbet etmek istiyor. İniyor otomobilden. Halkla çok diyalog içerisindeydi. Belki ileride konuşuruz. Ona diyor ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Baba ne yapıyorsun diyor. Ne yapayım evladım işte tarlamı sürmekle uğraşıyorum diyor. Biraz sitem ediyor Mustafa Kemal ona. Diyor ki Yunan İzmir'i işgal etmiş, bu tarafa doğru geliyor. Efendim Fransızlar güneyi işgal etmişler. Efendim Trakya işgal altında. Vatan elden gidiyor, sen burada tarlanla uğraşıyorsun diyor. Bu olacak şey mi? Adamın verdiği cevap enteresan. Diyor ki köylü, paşam orada dur. Bana Balkan Harbi dediniz gittim, Yemen dediniz gittim, Cihan Harbi dediniz gittim. Ben gidemediysem çocuklarımı gönderdim, damatlarımı gönderdim. Ama benim artık gönderecek kimsem yok. Benim vatanımın sınırı işte şu tarlamın sınırıdır diyor. Düşman buraya gelinceye kadar kılımı kıpırdatmam. Ama ne zaman bu tarlamdan içeri girmeye kalkarsa o zaman da elimden geleni ardıma komam diyor. Yani insanların kafasında yaşadıkları köy, yaşadıkları şehir, hatta evleri, tarlaları, vatanları olmaya başlamıştı. Mustafa Kemal'in zorluğu buradadır. Arkadaşlarının da zorluğu buradadır. İnsanlardaki bu bıkkınlığı, yılgınlığı ortadan kaldıracak, onları inandıracak, onları peşine takacak ve o Kuvayi Milliye dediğimiz küçük küçük silahlı grupları bir orduya dönüştürecek ve bu orduyu gün geçtikçe büyütecek, elinden geldiği kadar silahlandıracak halkın desteğiyle elbette ve Kurtuluş Savaşı'nı yürütecek ve başarıya ulaştıracak. Bu müthiş bir şeydir. Ama bunu sağlayan Mustafa Kemal'in şahsiyetidir. Bunu görmezden gelemeyiz. Nedir? Şunu size paylaşmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok etkileyici bir liderlik özelliği vardı. Şahsiyeti çok etkileyiciydi. Yani onunla görüşmede bulunup da Mustafa Kemal'den etkilenmeyen yoktur desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama bu korkuya dayalı bir şey değildi, bunu belirtmem lazım. İkna etmekti, güven telkin etmekti. Birkaç örnek vermemi isterseniz tabii, şunu söyleyeyim. Tabii. Bakın İsmet İnönü ne diyor? Atatürk'ün büyük özellikleri vardır.
Karar sahibidir. Kararları açıktır. Ve bir defa karar verdikten sonra onu tatbik ettirmek için şahsiyeti çok etkilidir. Mustafa Bey şöyle düşünün. Tarih kitaplarında hepimiz okuduk. Erzurum Kongresi'ni yaptı, Sivas Kongresi'ni yaptı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bunların açılışına dair elimizde çok fazla fotoğraf yok ama yine de var. O fotoğraflara bir bakınız. O fotoğraflarda oraya katılan delegeler, oradaki milletvekilleri, hepsi kiminin başı açık, kiminin başında kalpak var, kiminin başında fes var, kiminin sarık başında var. Sarık var. Sarıklar da çok çeşitli biçimlerde dolanmış. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu insanların her birinin ayrı bir dünya görüşü var. Bu insanların her birinin ayrı bir kültürel hayatı var. Ayrı bir kültürel yaşamı var. İşte Mustafa Kemal Paşa bu farklı insanları önce konuştu, ikna etti, peşine taktı, inandırdı ve yaptığı mücadeleyle de kurtuluşumuzu gerçekleştirdi. Akif'i söyleyeyim size, Mehmet Akif. Biliyorsunuz 1921 Mart'ında İstiklal Marşı'nı istedi ordu, bir yarışma yapalım diye, şiir yarışması. Evet. Akif katıldı, teferruatına girmeyelim. O şeyi kazandı. O Akif'in şiiri İstiklal Marşı'nı kazandı. Şiirini. Ödülü o aldı. Fakat esas söyleyeceğim şu. Mehmet Akif'in yakın arkadaşı var. Mithat Cemal Kuntay. Çok iyi tanıyor Mehmet Akif'i. Diyor ki bir gün, Akif Bey, ben sizi çok iyi tanırım. Siz özellikle sosyal olaylarda vuku gelmeden yani gerçekleşmeden bir şeye kolay kolay inanmazsınız. Onun şiirini yazmazsınız. Siz Mart'ta, Şubat'ta yazdınız da hadi Mart'ta diyelim, Mart 1921'in Mart'ında İstiklal Marşı şiirini yazdınız. Halbuki Sakarya için yazmış olsanız bile Sakarya Savaşı Ağustos'un sonundadır. Gerçekleşmeden nasıl inandığınızda yazdınız bu şiiri diyor. Mehmet Akif onu şunun için söylüyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu kıtası için söylüyor. Mehmet Akif'in verdiği cevap enteresandır. Diyor ki, Mithat Bey, Mithat Cemal Bey, başımızdaki insanı kim görse, başımızdaki insanı kim tanısa inanırdı diyor. Bu derece etkili bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Bakın, Hamdullah Supitan Röver, o mecliste milletvekilidir. Onun bir değerlendirmesi var daha yolunda. Diyor ki Anadolu onun davetine her şekilde, her kıyafette bir takım adamlar göndermişti. Bektaşi şeyhleri, Konya çelebileri, medrese uleması, ayaklarında çarıkları, kendi kılığında şarklı ağalar toplanmışlardı. Okulun yetiştirdiği kimseler, dağın, kırın, geleneğin yetiştirdiği kimselerle birlikte toplantı halindeydiler. Kürsüye çıktı, davasını anlattı. Herkesi ikna etti, peşine taktı ve milli mücadeleyi kazandı. Müthiş etkileyici bir gücü vardı. Şimdi bunu zaman zaman ben derslerde de konferanslarda söyleyince şunu söylüyorlar. Efendim tabii hep Türklerden örnek veriyorsunuz. Yabancılar yok mu diye. İki tane de yabancılardan örnek tabii vereyim eğer zamanımız varsa. Tabii. Şimdi buyurun. Bunlardan biri James Crew, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye atadığı ilk büyükelçidir. Biliyorsunuz Ankara başkent olunca batılı devletler uzun süre İstanbul'dan Ankara'ya elçilikleri taşımak istemediler, direndiler. 30'lu yıllara kadar direndiler. 30'lu yıllardan sonra tamamen gelmeye başladılar. Amerika'da 1927'de atadı ilk büyükelçisini. James Crew Ankara'ya gelmiş. Ankara'da güven mektubunu Mustafa Kemal'e sunmuş gece. Randevu almış 12 Ekim 1937'de. Sonra 12 Ekim 1927'de. Sonra güven mektubunu sunduktan sonra kaldığı yere dönmüş. Bir küçük not defteri var. Not defterine o günkü izlenimlerini yazmış. Dünya meseleleri hakkında da konuşmuşlar elbette. Ve duygularını şöyle yazmış. Bazı bölgesel konulara sohbet etmişler. Diyor ki Joseph Crew, üzerimde derin bir etki bıraktı. Özellikle yüzündeki güç ve kararlılıktan etkilendiğimi belirtmeliyim. Bu amacına ulaşmak için her türlü zorluğu yenebilecek bir adamın yüzüydü. Bu yayınlanmak için yazılmadı. Daha sonra, çok sonra Atatürk ve Türkiye diye o Türkiye ile ilgili bölümler 27'den sonra yayınlandı. Bu gerçek duygularıdır. Yani son derece etkilenmiştir. Fransa'nın bir başbakanı var, Edouard Herriot. 3 defa başbakanlık yaptı. 3 defa da meclis başkanlığı yaptı. Bir devlet adamıydı. Atatürk'ün de çağdaşıydı. Nasıl söyleyeyim size? 57'de öldü. Daha sonra öldü. Ama Atatürk'le ilgili bir tespiti var. Onu da size paylaşmak isterim. Edouard Herriot diyor ki, gerçekte Atatürk'ü tanıyanlar onun bakışlarındaki gücü, sözlerindeki doğruluğu, kişiliğindeki enerji ve bilgisini, zenginliğini, derinliğini çok iyi bilirler. O konuşur,
kendine çeker, ikna eder, güven telkin eder ve bütün ulus onun ardından gider. Kesinlikle bütün ulusu peşine takmayı başarmış çok önemli bir liderdir. Bir örnek daha vereyim tabii ki, isterseniz. Tabii ki zamanımız. Çünkü bu önemli. Bu da Amerikalı bir asker. Biliyorsunuz milli mücadelenin başlarında savaştan yenik çıktığımız için insanlarımızda çok farklı kurtuluş çareleri vardı. Mücadele edelim diyenler çok azdı. Çünkü zaten 9-10 yıllık bir savaştan çıkmışsınız, yorgunsunuz, yenilmişsiniz. Bütün varınızı yoğunuzu 1. Dünya Savaşı'nda kullanmışsınız. 10 ayrı cepheye gitmişsiniz. 10 ayrı cephede savaşmışsınız. Galip geldikleriniz var Çanakkale gibi, Kutulamayri gibi ama mağlup olduğunuz, terk ettiğiniz yerler de var. Dolayısıyla yeni bir savaşı göze almak zor bir iş. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşlar aldı. Bazıları İngilizlerle uzlaşmadan yana, çok güzel söylediniz. Bazıları Amerikan mandasını istiyor, bazıları Fransız, bazıları İngiliz. Ama en çok da istenen Amerikan mandası. O da şundan, Amerika uzak, istila emeli beslemez, Filipinleri modern bir devlet yaptı, bizi de bu badireden en az zararla kurtarır düşüncesi var. Tabii Mustafa Kemal buna karşı çıkıyor, ayrı mesele ama mandacılar... Amerika'da bir müracaat ediyorlar. Ermeniler de Amerikan mandası istiyor, Türkiye'deki Ermeniler. Çünkü kendilerine Doğu ve Güneydoğu'dan bir bölge, o coğrafyada bir yer verileceğini hesaplıyorlar. Amerika'nın kafası karışıyor. Karar veremiyor, manda rejimini kabullensin mi, kabullenmesin mi? Tabii o kendisi açısından, daha Anadolu'daki hareketten haberi yok, yeni. Haberi var da gücü başarılı olacak mı, olmayacak mı onu bilemiyor henüz. Bir heyet gönderiyor, 40 kişilik bir heyet. Harbord heyeti deriz biz buna. General Harbord. Çok önemli bir komutandı o dönemde Amerika'da. Onu İstanbul'a gönderiyor. Diyor ki manda sistemini uygulayabilir miyiz, uygulayamaz mıyız? Halk bunu istiyor mu, istemiyor mu? Ankara'da ve Anadolu'da bir hareket başlamış. Ankara yok daha. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Eylül. 1919'un Eylül'ünde. Anadolu'da bir hareket başlamış. Bu nedir? Bunun geleceği olacak mı? Yoksa hemen bastırılıp söndürülecek bir hareket mi? Bunları bize bildir ki biz de kararımızı verelim. Mandayı kabul edelim ya da reddedelim. General Burt İstanbul'a geldi. İstanbul'da gazetecilerle görüştü. Aydınlarla görüştü. Efendim devlet erkanıyla görüştü. Gayrimüslimlerin temsilcileriyle görüştü. Halkla görüştü. Fazla bir şey elde edemedi. Dedi ki ben Sivas'a gideceğim. Mustafa Kemal Paşa ile görüşeceğim. Sivas'a geldi. Oradan Erzurum'a kadar gitti. Kazım Karabekir'le de görüştü. Sivas'ta çok samimi bir görüşme olmuştur. Mustafa Kemal Paşa ona niçin mücadeleye atıldıklarını, ne istediklerini Wilson ilkelerine dayandırarak Türklerin yaşadığı yerlerde bağımsız bir Türk devletinin kurulması için çabaladıklarını anlatmıştır. O dönemde mütercimliği yapan da kim biliyor musunuz? Boğaziçi Üniversitesi, o zaman Robert Kolej. Robert Kolej'in bir Türk tarih öğretmeni var. Şimdi ismini unuttum. Hüseyin galiba. Hüseyin Pektaş. Tamam, evet. Şuradan baktım. Hüseyin Pektaş. O mütercimlik yapıyor. O daha sonra anılarını yayınladı. Diyor ki Sivas'ta General Harbord Mustafa Kemal'le görüşürken, şuradan okuyayım size. Hı hı. Atatürk'le konuşurken elektrik akımına tutulmuş gibi Atatürk'ün cazibesine kapılmıştı diyor. Onu etkilemiştir. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? General Harbord Mustafa Kemal Paşa'ya veda ederken onun elini sıktı ve şu sözleri söyledi. Paşam, eğer Amerikan ordusunda muvazzaf bir subay olmasaydım, gelir sizinle birlikte mücadelenize katılır, mücadelenizi izlerdim diyor. Yani karşısındakini bu derece etkileyecek kadar bir liderdi. Tabii bu milli mücadeleyi kolaylaştıran ve başarıya ulaştıran önemli unsurlardan bir tanesidir. Bir başkasını söylemek gerekirse milletini çok severdi, onu söyledik. Evet. Benim vicdanımı dolduran manevi bir kuvvet vardı diyor. Bu kuvvete ve Türk milletine güvenerek yola çıktım. Her şeyi milletle birlikte yaptığını söylerdi her zaman. İki örnek vereyim size. 1922'de büyük taarruz başladı 26 Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi var. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. İzmir'e girdiler. İzmir'e Mustafa Kemal de girdi. 17 Eylül 1922'den itibaren artık Anadolu'da işgalci Yunan kuvvetleri yok. Ordu yavaş yavaş Çanakkale Boğazı'nı, efendim işte Çanakkale'yi, İstanbul Boğazı'nı, İstanbul'u kurtarmaya doğru yavaş yavaş o tarafa yöneliyor. İşte bu sırada bir akşam oturmuşlar, yemekteler etrafıyla, arkadaşlarıyla. Zaferi kutluyorlar. Büyük taarruzun zaferini kutluyorlar. Ruşen Eşref Ünaydın anlatıyor bunu. Ruşen Eşref, birisi geliyor genç bir delikanlı. Bir şiir getiriyor.
Bunu diyor Mustafa Kemal Paşa'ya yazdım. Ruşen Eşref okuyor, çok beğeniyor. Birkaç kişiye gösteriyor. Diyor ki bunu şey yapalım, bu okuyalım Paşa'ya yemekte. Yemeğe toplanıyorlar. Ruşen Eşref diyor ki paşam müsaadenizle bir şiir okuyacağım. Size genç bir öğrenci yazmış. Okuyun, okuyor. Şimdi unuttum ama aklımda kalanları söyleyeyim. Diyor ki işte Kemal Paşa, işte tarihteki yeri. Diyor ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri gibi Mustafa Kemal'i baştan sona öven bir şiir. Herkes çok beğeniyor şiiri. Bunu ödüllendirelim, para verelim, yurt dışına gönderelim, edebiyat tahsili yaptıralım diye teklifler var. Mustafa Kemal Paşa'dan hiç ses çıkmıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya en son bakıyor herkes, paşam ne diyeceksiniz diyor. Diyor ki bu şiir baştan sona beni övmüş. Halbuki mücadele yapan büyük bir tek ben değilim. Sakarya'dan İzmir'e kadar yalın ayak koşan Mehmetçik'tir. Bu millettir, bu milletin çocuklarıdır. Söyleyin bu arkadaşımıza, bir zaferi övecek bir şiir yazacaksa milleti övsün, Mehmetçiği övsün diyor. Yani bu derece millete hakkını veren bir şairdi. Bir liderdi, komutandı. Bir başka şey daha söylemek isterim. 1924'te Cumhuriyet kurulduktan sonra Konya'ya gitmiş. Konya'da da Refik Koraltan o dönemde milletvekiliydi. Bunu karşılamış. Akşam şerefine bir yemek veriyorlar. Yemekte Refik Koraltan bir hoş geldin konuşması yapıyor. O da gene konuşmasında Atatürk'ü öven bir konuşma yapıyor. Bunun normali kabul edilebilir. Ama aşırıya kaçtığınız zaman sıkıntı olur. Dün de öyledir, bugün de öyledir. İşin aslına bakarsanız. Aşırıya kaçmamak lazım. Şimdi biraz rahatsız oluyor Mustafa Kemal Paşa. Konuşma devam ederken diyor ki Refik Bey, şöyle yapalım isterseniz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürüttük. Ve biz millete dayanarak yürüttük bu mücadeleyi. Dolayısıyla bunu bir kişi yapmış gibi gösterirsek bu doğru olmaz. Dolayısıyla bunu yapmamak lazım. Milletin hakkını millete vermek lazım diyor. Dikkat edin, şeyden kurtuluş gerçekleştiği zaman İzmir'den millete çektiği bir telgraf var. Türk milleti sana İzmir Akdeniz ufuklarından, Bursa'dan, Balıkesir'den ordularının selamını sunarım diyor. Yani zaferi daha o yeni öğrenmiş, çektiği telgrafta bile Türk milletine ordularının diyor, ordularımın demiyor, ordularının selamını sunarım diyor. Yani milletine güvenen, birleştirici, bütünleştirici bir liderdi. Karizmatik özellikleri vardı. Bu karizmatik özellikler de milli mücadelenin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur diyebiliriz. Biraz da Sayın Taşkıran hoşgörü özelliğinden bahsetmek lazım. Tamam. Çok hoşgörülü bir insan, çok sert ve keskin bakışları olmasına rağmen. Doğru. Öyle değil mi? Çok doğru. Şimdi dışarıdan çok sert gözükür ama insani ilişkilerine baktığınızda son derece zarif bir insandır. Kimseyi kırmamaya ikili ilişkilerinde çok büyük özen gösterir. Liyakata önem verir, hakkı olana hakkın verilmesi için elinden geleni yapar. Birkaç örnek isterseniz onu söyleyebilirim size. Şu sigara meselesini bir anlatmam lazım. Şükrü Kaya anlatıyor başbakanlardan. Başbakanken geliyor Mustafa Kemal Paşa'ya, paşam diyor bir şey arz edeceğim, buyurun. Bir köylü size küfretmiş, yanındakiler duymuş, şikayette bulundular. Biz de onun hakkında soruşturma açtık, mahkemeye sevk ettik, işte soruşturma devam ediyor. Atatürk diyor ki bana mı küfretmiş? Evet paşam, direkt size küfretmiş. Neden diyor, ben ne yapmışım ona? Diyor ki Şükrü Kaya, ben soruşturma evrakını inceledim. Gazete kağıdına tütün sararak yaptığı sigarayı yakmış, gazete kağıdı alev almış, hem ağzını yakmış hem de tadını beğenmemiş sigaranın. İşte bu bize bunları layık gördün diye sizi muhatap almış ve size küfretmiş. Bir sessizlik oluyor. Mustafa Kemal Paşa dönüyor oradakilere, diyor ki hiç diyor aranızda sigara kağıdına sarılmış tütünden yapılan sigarayı içeniniz var mı? Kimseden ses çıkmıyor. Beyler diyor, ben içtim. Çok berbat bir şeydir. Eğer bu köylü bu sigara için bana küfretmişse az bile söylemiş. Siz bir köylünün bana küfredip etmediğiyle uğraşacağınıza, ona adam gibi içebileceği bir sigara yapmayla uğraşın diyor. Ve soruşturma evrakı ortadan kaldırılmıştır. Kinci değildi. Kinci değildi. Liyakata önem verirdi. Bakınız, sofrasını hatırlarsınız. Evet. Sofrası sadece yemek yenilen, içki içilen bir yer değildi. Yemek de yenirdi, açıkça söyleyelim, içki de içilirdi. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Resimlere bakınız, sofranın resimlerine. Her birinin elinde bir kalem, her birinin önünde de kağıtlar vardır, notlar vardır. Aynı zamanda orada seçilen konu neyse, tarihse tarih, siyasetse siyaset, efendim işte sosyolojise sosyoloji, edebiyatsa edebiyat, onlar tartışılırdı. Not alırdı, onların hepsini dinler, nabız yoklar ve ona göre bir karar verirdi. Şimdi
Bu toplantılara katılanlardan biri de Ahmet Refik Bey'dir. Ahmet Refik Altınay. Şimdi unutuldu gitti ama o dönemin önemli tarihçilerinden biridir. Atatürk'ün de çağdaşıdır. Silahlı kuvvetlerden ayrılmadır. Harbi okulunda hem tarih öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Onlarca da kitabı vardır tarih üzerine. Atatürk buna çok itibar ederdi. Tarih konuları olurken Ahmet Refik Bey'i masaya davet eder, masada onun fikirlerini alırdı. Hatırlayınız, bir güneş dili teorisi var. Mustafa Kemal Atatürk millete bir milli ruh vermek için bütün dilleri Türkçenin etkilediğini iddia eden güneş dili teorisine sarılmıştı. Onu ciddi ciddi irdeliyordu, tartışıyordu. Ahmet Refik Bey buna karşı çıkıyor. Diyor ki böyle şey olmaz diyor. Tartışıyorlar. Tartışma biraz sertleşiyor. Sesini de yükseltiyor. Tamam, orada kalıyor tartışma, daha ileriye gitmiyor. Fakat yemeği organize edenler bir dahaki toplantıları Ahmet Refik Bey'i davet etmiyorlar. Bu tartışmadan dolayı. Atatürk bir toplantıda Ahmet Refik Bey'i görmüyor tarihle ilgili. Bir başka toplantıda gene görmüyor. İstanbul'da Yat Kulübü'nde gene bir yemek verirken tarih konusunda bakıyor Ahmet Refik Bey yok. Diyor ki nerede Ahmet Refik Bey? Efendim çağırmadık diyorlar. Lütfen hemen gidin, kendisinin özel davetlim olduğunu söyleyin, kendisini sofraya bekliyorum diyor. Apar topar gidiyorlar. Ahmet Refik Bey diyorlar ki paşa seni sofrada bekliyor. Hemen kıyafetini giyiniyor. Fakat iki gün tıraş olmamış. Hafif sakallı. Geliyor, paşa karşılıyor onu, karşısına oturtuyor Nuri Jonker'in yanına. Sohbete başlıyorlar. Fakat Nuri Jonker Atatürk'ün Selanik'ten hem mahalle arkadaşıdır hem de o askerlikten arkadaşıdır. Atatürk'e çok rahat şakalar yapabilen biridir. Ahmet Refik Bey'in sakalını görüyor. Diyor ki paşam diyor, sizin sofranıza geliyor, şu sakalın çenesindeki sakala bakın. Tabii Ahmet Refik Bey'in durumunu düşünün ne hale geldiğini. Orada ezilmiş, büzülmüştür. Atatürk bunu fark edince diyor ki, hocam siz Nuri Bey'e aldırmayın. Nuri Bey böyle densiz şakalar yapar. O insanın başındaki kütüphaneyi görmez, çenesindeki 2 santim sakalı görür diyor. Tabii o buz gibi hava birdenbire dağılmış. Ahmet Refik Bey bir dahaki toplantılara katılmaya başlamıştır. İkinci değildi. Sarık bir insan, bir şey daha anlatayım. Bu çok önemli çünkü. Çok özür dilerim. Şimdi 1938 yılının Ağustos'u, artık biliyorsunuz Ekim'de vefat edecek, hayatını kaybedecek. Ziyarete gelenler olmuş. Bunu da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Misafirler gitmiş, uğurlamışlar. Sonra diyor ki çocuk herkes gitti mi gitti. Gel diyor şu odaya geçelim, vasiyetimi yazalım. Vasiyetin tarihi 5 Eylül'dür, doğru, ama bunun hazırlanması birkaç kere okunmuş, değiştirilmiş, yazılmıştır. 5 Eylül'den öncedir. Ağustos'ta oluyor bu olay. Ağustos 1938'de. Direniyor şey. Efendim şimdi gerek yok ona diyor. Başka zaman hallederiz. Hayır hayır. Benim fazla vaktim kalmadı, bunu yapalım. Hayır efendim gerek yok dediyse de Mustafa Kemal ısrar ediyor. Geçiyorlar. Diyor ki ben söyleyeyim sen yaz, sonra üzerinde çalışırız. Ve şöyle söylüyor şeyi. Diyor ki sahip olduğum para ve hisse senetlerini Çankaya'daki menkul ve gayrimenkulleri aşağıdaki şartlarda vasiyet ediyorum diyor. Bir, para ve hisse senetleri banka tarafından yönetilecektir. Her seneki gibi bankadan gelen kardan nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça ölünceye kadar Makbule'ye ayda 1000, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülki'ye 200 lira, Ruki'ye Nebili'ye şimdiki gibi 150 lira verilecektir. Makbule ölünceye kadar Çankaya'da oturduğu ev emrinde kalacaktır diyor. Sonra Sabiha Gökçen diyor, orada duruyor yalnız. Diyor ki Hasan Rıza Bey yazdınız mı? Yazdık. Bir yanlışlık yaptık diyor. Paşam dediğinizi yazdım ama diyor. Bir okur musun? Okuyor işte. Diyor ki yanlışlık yapmışız. Ölüm soğuk bir kelime. Ölünceye kadar demeyelim. Gelin o kelimeyi oradan çıkaralım. Yaşadıkları müddetçe diyelim. Ve vasiyetin orijinali şöyledir. Her seneki gibi nemadan nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe makbuliye şu kadar, afifiye şeyli bu kadar diye şeyi değiştirmişler. Yani bir kelimenin bile inceliğini karşı tarafı yaralayabileceğini düşünerek hareket eden çok zarif bir insandı. Bunu görmezden gelmememiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Vallahi süreler yetmiyor maalesef. Doldu mu vaktimiz? Biraz vaktimiz doldu. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı başka bir programda inşallah devamını ederiz. Evet, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı ya da kısa adıyla TASAV Ankara'da panel düzenledi. Suriye İç Savaşı'nın değişen dinamikleri ve mağdur edilen Türkmenler konulu panelle soydaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar tüm boyutlarıyla ele alındı. Akbar!
Suriye'de devam eden iç savaş, yüz binlerce masum sivilin hayatına mal olduğu gibi devleti yönetilemez, ülkeyi de yaşanamaz hale getirdi. DEAŞ'la PKK'nın Suriye'deki uzantıları, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin fitilini ateşlediği iç savaş ortamında en çok mağdur olanlar Türkmenler. Maalesef Türkmenlerin bu kadar zayıf olması, özellikle silahsız bir güce sahip olmaları, siyaset içerisinde pozisyon alamamaları, kendi aralarındaki maalesef mezhepsel problemler, IŞİD'in gibi böyle boşluklardan, güç boşluklarından yararlanan bir terör örgütünün maalesef ilk kolay hedef olarak Türkmenleri seçmesine sebebiyet verdi. TASAV, Türkmenlerin yaşadığı sıkıntılara mercek tutabilmek adına Ankara'da panel düzenledi. Suriye iç savaşının değişen dinamikleri ve mağdur edilen Türkmenler adını taşıyan panel, bölgedeki drama dair farkındalık oluşturarak çözüme katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bizim amacımız hem farkındalık oluşturmak hem de siyasetçilere, politika yapıcı kurumlara, yani burada belki siz göremediniz ama resmi kurumlardan da, Dışişleri Bakanlığı'ndan, TİKA'dan, Türk İşbirliği, bütün bu tür kurumlardan, ilgili kurumlardan da davet ettik. Dolayısıyla oradan da katılımcılar var. O açıdan çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyoruz. Dinleyicilerin arasında Türkmenlerin ve milletvekillerinin de bulunduğu panelde iki oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda Suriye'deki iç savaşın dinamikleri ve dış aktörleri ele alınırken, ikinci oturumda Türkiye'nin güvenliği, sığınmacıların durumu, Suriye Türkmenlerinin sorun ve beklentileri konuşuldu. İlk oturumumuzda öncelikle Orta Doğu'nun kanayan yarası olarak görebileceğimiz dini ve mezhep eksenli çatışmalara ilişkin ilahiyat alanında çalışmalarıyla bu konuda temayüz etmiş olan TOBB Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hilmi Demir Hoca'yı dinledik. Yine Doçent Doktor Kürşat Duran Hoca bize Türk dış politikası, Türkiye'nin bölgeye yönelik politikasında ortaya çıkan çeşitli aksaklıklar, noksanlıklar, başarılar ekseninde bir genel değerlendirme yaptı. Panelde dikkat çeken noktalardan biri de Irak'ın değişen demografik yapısıydı. Orta Doğu'ya baktığımız zaman, özellikle Irak'tan başlayacağım müsaadenizle, Irak'ın dini coğrafyasında şu anki haliyle Şiiliğin oldukça baskın olduğunu görüyoruz. Bugün Irak nüfusunun, tabii bu rakamlar değişebilir çünkü gündelik Irak'ta nüfus sürekli, demografi sürekli değişmektedir, bir çatışma hattı vardır. O yüzden verdiğimiz rakamlar mutlak değildir. Ama %60'a yakını Şiilerden oluşmaktadır. Geri kalanının büyük bir kısmı ise, özellikle %34 civarı ise Sünnilerden oluşuyor. Ve bunların içerisinde Araplar, Kürtler ve Türkmenler var. Türkmenlerin yarıya yakını Şiilerden oluşuyor. Irak için söylüyorum, yarıya yakını ise Sünnilerden oluşuyor. Şimdi müsaadenizle öncelikle şunu dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Irak'ta Şiilerin %60'ının nüfusunu ele geçirme süreci yaklaşık olarak takriben 100-150 senelik bir sürecin sonucudur. Yani aslında 18. yüzyılın ya da 19. yüzyılın başlarınıza gittiğiniz zaman Irak'ın büyük bir kısmı Şiilerden oluşmuyordu. Bölgedeki Türk dış politikası Osmanlı döneminde izlerini taşıyor. Buradaki elitlerin Osmanlı ile olan bağlantıları ve bunun Türkiye'nin işini kolaylaştıracak bir faktör olması durumu var. Ancak gördüğümüz 2000'lere geldiğimiz noktada Osmanlı döneminin elitlerinin hemen hemen hiçbirinin ortada kalmadığını, bu ülke yönetimlerinde etkin olmadıklarını görüyoruz. İkinci yanlış varsayım, Türkiye bu dönemde yumuşak güç politikalarıyla bölgede belli bir popülerlik kazanıyor. Hatta Türkiye modelinden sık sık bahsedilmeye başlandığını görüyoruz. Ancak burada kazanılan popülerlik tamamen toplum içinde kazanılmış bir popülerlik. Ve Türkiye modeli de bu ülkeleri yöneten otoriter rejimleri tehdit edebilecek bir şey. Ki ne kadar uygun olduğu zaten tartışmalı olan bir model. Ancak böyle bir bu konuşmaların artması bu rejimler açısından tehdit olarak algılanıyor. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyoruz. TASAV'ın bu anlamda çok kapsamlı çalışmaları oluyor. Bizim adımıza da şu anda Fırat Kalkanı'yla devam eden Suriye'deki operasyonlar, Irak'ta yine devam eden başka tartışmalarının olduğu bir ortamda böylesine anlamlı akademisyenlerin katıldığı bir şeyi gerçekten faydalı buluyoruz. Panel, dinleyicilerin konuşmacılara yönelttiği sorulara verilen cevapların ardından sona erdi. Verdiler mi?
Çok önemli bir paneldi ama daha önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi'nin Hatay mevzusunda yapmış olduklarıydı. Çizmemi çekerim restiydi değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Bunu da sizden alalım programı öyle kapatmak istedik. Atatürk misak-ı milli kararlarını hayatının sonuna kadar takip etmiştir. Çünkü gerçekçiydi. Zaman, mekan, imkan faktörleri çok iyi değerlendirirdi ve yapamayacağı şeyleri altına girmezdi ama takipçiydi. Yani 1921'de Ankara Anlaşması'yla Suriye sınırına bırakıldı ama 1936'da Fransa Suriye'ye bağımsızlık verince Mustafa Kemal Paşa hemen müdahale etti. Dedi ki Suriye'ye bağımsızlık veriyorsanız Hatay'a da vermeniz lazım. Çünkü biz size o bölgeyi özel bir bölge olarak bıraktık anlaşmayla. Lozan'da da özel bir bölgeydi. Türkçe konuşulacaktı. Türkçe yayınlar olacaktı. Türkler yönetecekti o bölgeyi. Dolayısıyla buraya da bağımsızlık vermeniz lazım. Fransa buna karşı çıktı. 36, 37, 38, 3 yıl Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir mesaisini Hatay meselesini ayırdığı yıllardır. Ama kararlıydı. Milli meselelerin arkasında kararlı olarak dururdu. İki anısını anlatayım. Tabii. Oradan bitirelim isterseniz. Hatay meselesiyle ilgili. Bunu gene Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Bir gün gelmiş akşam büyükelçiyle görüşmüş, Fransız büyükelçisiyle. Israr ediyor Hatay'a da, o zaman İskenderun Sancağı, İskenderun Sancağı'na bağımsızlık vereceksiniz diye. Fransa da buna vermeye yanaşmıyor başlarda. Daha sonra razı olacak. Hasan Rıza Bey soruyor. Paşam diyor, Fransa aynı ısrarcı tavrını devam ettirirse ne yapacaksınız? Yüzüne bakıyor, çocuk diyor. Bu konuda ne yapacağımı çok önceden kararlaştırmış bulunuyorum. Eğer Fransa aynı tavrını devam ettirirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Milletin sinesinde bir fert olarak bana inanan arkadaşlarımla beraber Hatay topraklarına geçeceğim ve Hatay'da çete savaşı yapacağım diyor. Bunu Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Ama aynı olayı Fahrettin Altay Paşa 10 yıl savaş ve sonrası diye kitabında var, hatıralarında onu yazmış. İstanbul'a diyor gittim. İstanbul'da benim otelde kaldığımı öğrenince diyor, bir gece hiç ummadığım bir saatte kış günü kapım çalındı. Bak, açtım kapıyı diyor, Atatürk, Kemal Paşa kapıya yaslanmış. Biraz da soğuktu. Paşam üşüteceksiniz, içeri girin dedim. İçeri davet ettim. Bulduğu ilk sandalyeye oturdu. Sonra gözlerini bana dikti. Paşa dedi, biliyor musun? Ben Hatay'a geçeceğim. Hatay'da çete savaşı yapacağım ve Hatay'ı bu topraklara katacağım. Ve Atatürk'ün bu kararlılığını görünce, biliyorsunuz hasta hasta Hatay'a gitti. Bunların teferruatına girmeyelim. Meselelerin, milli meselelerin arkasında duran bir adamdı. Hatay'ı bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ısrarıdır. Hatay'ı bize o kazandırdı. Dolayısıyla bu misak-ı milli kararlarına da son derece titiz olmak lazım. Hassas olmak lazım. Bunu da söylemiş olayım. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Tekrardan başka bir programda inşallah sizleri efendim tekrar konuk etmek isteriz. İnşallah Sayın efendim. Taşkan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuştuk. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu haftalık panoramanın da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.